Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, bu dersimizde all ve all selected fonksiyonlarını kullanarak orijinal filter kontekste gördüğümüz veri setini nasıl değiştirebileceğimizi öğreneceğiz. Bizim yazdığımız ilk metrik satışlar sumx formülüydü. Bunu kopyalıyorum. Yeni bir metrik yazacağım. New measure satışlar All diyelim adına da. Sintaksi daha güzel hale getirelim. Samex'e verdiğimiz tablo bir alt satırda. O satıra, o tabloya geçtiğinde satırlarda yapacağı işlem burada. Samex'in parantezini de kapattık. Şimdi Samex'e verdiğimiz satışlar tablosunun başına ol diyeceğim. Ya da satışlar tablosunu ol parantezine alacağım all diye yazmaya başladığında syntax da diyor ki bana IntelliSense diyor ki tablo ismi verebilirsin veya sütun ismi verebilirsin. Birden fazla sütun ismi verebilirsin. Ben şu an bir tablo veriyorum. Samex all satışlar oldu. Bu sefer enter. Bunu da matrisimize düşürelim. Her bir kategori hizasında kategori satışlarını değil, tüm toplam satışları gösteriyor bütün kategorilerde. Totalde dahil olmak üzere. Şimdi buradaki cümlelerimizi açmak gerekirse eğer Daxman diye bir adam olsaydı şöyle düşünecekti. Buradaki bilgisayarlar için şu hücrenin nasıl hesaplandığını açalım. Eşittir öncesinde bir filtre kontekstim var mı? Bütün metrikler için var istisnasız. Kim var orada? Bilgisayarlar var. Peki. Satışlar tablosunda gördüğümüz filtre kontekste eşittir öncesinde kategorisi bilgisayarlar olan ürünlerin olduğu satışlar tablosunu önümüze aldık. Samex devreye girdi. Execution'a başladık. Samex diyor ki bana bir tablo ver. Tablon all satışlar. All ibaresini gördüğü anda orijinal filter konteksti bozuyor. Bütün satışlar tablosuna bakıyor. Ben bilgisayarlar diye başladım. Eşittir de bu vardı elimde filter kontekste gördüğüm. Aa bir saniye diyor. Bütün tabloya, bütün satışlar tablosuna bakacakmışız. Dolayısıyla orijinal filter konteksten gelen bilgisayarlar kategorisini kaldırdığında tüm satışlar tablosunu aldığında o tablonun ilk satırından son satırına kadar bu işlemi yaptığında bulduğu rakam satışlar tablosundaki tüm satışlar. Aynı şey burası için de geçerli. Bu sefer orijinal filter kontekste başladığı filter kontekste cep telefonları var. Samex tablomu var. All satışlar bütün tabloyu göreceksin. Dolayısıyla satırdaki kategori her ne olursa olsun gösterdiği rakam aynı. Çünkü all satışlar deyince tüm satışlar tablosunu önüne al demiş oluyoruz buna. Peki bir de all selected versiyonunu görelim. Onun ne farkı var? Bunun bir kopyasını alacağım. New measure. Buna da all selected diyelim satışlar tablosunu all selected parantezine alacağım bu sefer. Benzer bir sintaksa sahip tablo isim verebilirsin. Bir sütun veya birden fazla sütun verebilirsin. Tablo ismi veriyorum. All selected satışlar. Bunu da matrise düşürelim. Bu da aynı rakamı gösteriyor. İkisinin arasında ne fark var? İkisinin arasında şöyle bir fark var. Slicerlardan bir seçim yaptığımız zaman anlayacağız. Buradan bilgisayarlar, cep telefonları, ev aletleri, kameralar diye dört tane kategoriyi seçtim. Satışlar all formülüne tekrar bakalım. 30 küsürü göstermeye devam ediyor. Bizim 30 küsür milyon bütün satışlarımızın toplamıydı. Satışlar all versiyonu yaptığım seçimlere riayet etmiyor. Her seferinde tüm satışlara bakacağım cümlesini kuruyor. All Selected'in cümleleri biraz daha karışık cümleler aslında ama teknik anlamda basitleştirmek gerekirse All Selected Satışlar, satışlar tablosunu filtreleyen yaptığım bütün seçimler üzerinden çalışacağım. All Selected, seçili olan her şey üzerinden. Seçili olan her şey ne? Buradaki 4 kategori toplamı ne? 25 küsür milyon. All Selected o tabloya bakıyor. Seçili olan bütün sütun değerleri üzerinden satışlar tablosuna bakıyor. Bu sayfaya bir slicer daha ekleyelim. Tarih tablosundan yıl koyalım örneğin. Yılı getirdik. Sen bir slicer'sın. Buradan bir seçim yapalım. All hala değişmiyor. Çünkü hiçbir filtreyi dikkate almayacağım cümlesi var. All. Diğeri yaptığın seçimler üzerinden elimde kalan satışlar tablosu üzerinden çalışacağım. All Selected 2007-2008 bilgisayarlar, cep telefonları, ev aletleri, kameralar filtresini satışlar tablosuna uyguladıktan sonra bütün seçimlerimi all selected satışlara uyguladıktan sonra çalışmaya başlıyor. Şimdi böyle bir metriği biz matriste görmek istemeyiz. All veya all selected bize bu şekilde işimize yaramaz. Ama pratik sonuçlarından bir tanesi rasyo hesaplamalarında kullanabiliriz. Şuraya bir rasyo metriği ekleyelim rasyo yüzde diyelim. The white peki neyi neye böleceğiz? Satışları. Satışlar ola böleceksin. Veya all selected böleceksin. All selected'i seçelim. Biraz daha anlamlı olacaktır. Bu rasyo all selected olsun. Bunun da görünümünü yüzde yapalım. Desimale ihtiyacımız yok. Bunu da bir matrise düşürürsek her bir kategorinin satışlarının tüm satışlar içerisinde ya da seçili olan tüm satışlar içerisinde yüzde kaç paya sahip olduğunu görmüş oluruz. Peki aynı rasyoyu bu sefer all ile yapalım. Aynı kapıya çıkacak. Biraz önceki örnekler üzerinden. Rasyo ol satışlar ol bunu da yüzde yapalım desimale ihtiyacımız yok matrise düşürelim. All Selected matriste gözüken bütün kategoriler üzerinden yüze yüzde yüze tamamlayacak şekilde çalışıyor çünkü seçtiğim setlerin tamamı üstünden satışlar tablosuna bakıyor ve seçilen setlerin tamamı da matriste gözüküyor. Ama rasyo ol yaptığım seçimlerin hiçbirini dikkate almıyor. Tüm satışlar tablosu üzerinden çalışıyor. Dolayısıyla buradaki misal %57 rakamı aslında bu kategorilerin tüm satışlarının toplamının bütün satışlar içerisindeki oranı gibi bir sonuca eşit oluyor. Okey, bir başka örnek daha yapalım. Daha önce yazdığımız metrikler üzerinden şu sayfanın da bir kopyasını alalım. Bu matrisi biraz boşaltalım. Kırmızı renkli ürün satışlarını hesaplamıştık. Daha önce filter ve related fonksiyonlarını kullanarak. Burada bir all all selected versiyonu yapmaya çalışalım. Buradaki kategorinin yerine rengi getireceğim. Bu arada ufak ipuçları da vermeye çalışayım. Model içerisinde bir sürü sütun olduğunda o sütunları hızlı bulmak için buradaki search kısmını kullanabilirsiniz. Bunu da matrise düşürelim. Bu yazdığım formülün bir kopyasını alalım. New measure. Benzer bir kapıya çıkacak. Eğer ben buraya all selected satışlar dersem, all selected satışlar dersem, aynı model içerisinde aynı isimli 2 metrik olamaz. O yüzden hata mesajı verdi. ismini değiştirdik. Bunu da ekrana düşürelim. Önceki yazdığımız metreyi de düşürelim. Aradaki farkı görelim. Listeyi de şöyle açacak olursak şurayı da küçültelim ve matrisi full görelim. Slicer'larda yaptığım seçimler buradaki renk listesini tetikliyor. Kırmızı renkli ürün satışları, all olmayanlı versiyonları, satışlar tablosunda gördüğü orijinal filtre konteksti aynen koruyor ama rengi kırmızı olacak cümlesini ekliyor. Buradaki blank hücrelerin bir tanesi için cümleleri kuracak olursak filtre kontekste ne var? Rengi altın olan ürünlerin olduğu satışlar tablosu var. Filtrin iterate ettiği tablo bu. Bu tabloda rengi kırmızı olan bir ürün olabilir mi? Mantık olarak olamaz. Renk bilgisi Satışlar tablosunda değil, ürünler tablosunda olduğu için related ile gitti baktı rengine. Kırmızı yok. Çünkü hepsi altın renkli. Dolayısıyla dönem bir set yok, boş. Aynı, aynı, aynı. Kırmızı karşılığında satışlar metri ile aynı şeyi gösteriyor. Çünkü önüne aldığı filter kontekste rengi komple kırmızı olan ürünler var. Orijinal filter konteks bu. Orijinal filter konteksti yaratan kim? Buradaki renk sütundaki kırmızı değeri. O tabloyu önüne alıyor, iterasyon yapıyor, rengi kırmızı mı? Elbette kırmızı. Dolayısıyla satışlarla aynı rakamı döndürüyor. Şimdi All Selected versiyonuna bakalım. Biraz önceki cümleleri tekrarlayalım bu sefer All Selected için. Şurası için, bu satır için bu rakamı nereden buluyor? Orijinal filtre kontekste ne var? Eşittir öncesinde rengi altın olan ürünlerin olduğu satışlar tablosu var. Bu filtre kontekstle başlıyor. Samex beklemeye başlıyor. Bana filter bir tablo döndürecek. Ben onun üzerinde çalışacağım. Filter Execution'a başladığında, diyor ki All Selected satışlara bakacakmışız. Orijinal filter kontekstteki altınlara değil, All Selected satışlara bakacakmışız. All Selected ne? Kategoride yaptığım seçimler, yıllarda yaptığım seçimler, bunların sonucunda kalan elimizdeki tablo neyse o tablonun üzerinde çalışacağız. Her bir satır için gideceğiz ürün tablosuna bakacağız. Rengi kırmızı mı? Kırmızıysa alacağız o ürünün satırını. Değilse almayacağız. Dolayısıyla buradaki execution bittiğinde önümüzde düşen şey, önümüzdeki tablo, Samex'in iter edeceği tabloda bu yaptığım seçimler üzerinden satışlar tablosundaki rengi kırmızı olan tüm satışlar tablosu düşüyor. All için aynı cümleleri tekrarlamayalım ama ikisinin arasındaki fark bariz bir şekilde belli. Birisi hiçbir seçim dikkate almazken diğeri yapılan tüm seçimler üzerinden fake tablosunu filtreliyor. Peki bir başka örnek daha yapalım. Tekrar ilk sayfaya geri geleceğim. Bunun bir kopyasını daha alalım. Rasyoları kaldıralım yine. Ve buradaki seçimleri de kaldıralım. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyoruz diyelim. Satışların büyüklüklerine göre, satış büyüklüklerine göre kategorileri sıralamak istiyoruz. Ev aletlerine 1, kameralara 2, hangi sıradaysa, hangi büyüklükteyse numaralandırmak istiyoruz. Sıralama yapmak istiyoruz. Sıralama yapmakla ilgili kullanabileceğimiz DAX'ta birden fazla fonksiyon var. Rank X var, Top N gibi fonksiyonlar var. Ben bunlardan Rank X'i kullanacağım bu örnekte. Metrikler sağ tık. Kategori sıralaması diyelim. Rank X Rank X diyor ki bana bir tablo bir de ifade ver. O tablodaki değerleri neye göre sıralamam istiyorsan. Ben ürün kategorilerini satış büyüklüklerine göre sıralamak istiyorum. Tablon kategoriler sıralama yapacağın ölçüde satışlar. Enter matrise düşürelim. Şimdi DAX'ta sürpriz gibi gözüken kullanıcı olarak beklemediğimiz ama şu ana kadar öğrendiğimiz konseptlere birebir riayet eden bir durum var şu an. Her bir kategori karşılığında bir diyor, total satırı içinde bir diyor. Şimdi bu tür durumlarda filter kontekste neyi gördüğünü anlamak önemli. Şu kısmı kaldıracağım. Rank X'in IntelliSense'in açıklamasını görelim. Rank X seçtiğim anda diyor ki ben bu ifadeyi çalıştırırım ama mevcut orijinal current kontekste çalıştırırım. Orijinal filter kontekste çalıştırırım. Eğer o filter konteksti sen değiştirmiyorsan ne görüyorsam onu sıralayacağım. Tekrar yapıştıralım. Burası için niye bir diyor onu bulalım. Eşittir öncesinde filter kontekste ne var kategorilerde? Ev aletleri var. Filter konteksti değiştiriyor muyuz? bir all, all selected gibi ibare var mı rank x'e verdiğimiz tablonun başında? Yok. Dolayısıyla bu hücrenin filtre konteksinde bir tek ev aletleri var. Sıralama yaptığında bir diyor çünkü bir tane kategori var. Aynı mantık burası için de geçerli. Her bir satırda tek bir kategori var. Kendi satışını görüyor. O yüzden bir diyor. Peki total satırında niye bir diyor? Total satırında çünkü birden fazla kategori var. Burada bir demesinin sebebi total satırında buradaki bütün kategorilerin bütün satışlarını görüyor. O satış rakamlarını ek olarak buradaki 30 milyon rakamını da görüyor. Yani şu listenin tamamını görüyor aslında ve hesaplamayı bunun üstünden yapıyor. Buradaki en büyük rakam kaç? 30 milyon. Total satırı 1. Eğer bu rank eksin biz doğru çalışmasını istiyorsak rank eksin Filter kontekste, orijinal filter kontekste gördüğü kategoriler tablosunu değiştirmemiz lazım. Başına eğer bütün kategorileri gör diyeceksek All dememiz lazım. Şimdi değişti. Eğer yaptığım seçimler üzerinden satışlar tablosuna bakmak istiyorsam da All Selected demem lazım. Oops. All selected. Peki şimdi bu matriste kozmetik bir durum da var. Tamam kategori sıralamasını doğru bir şekilde şu an bulduk. Buradan memnunuz ama total satırındaki birden memnun değiliz. Görünümü bozuyor her ne kadar teknik olarak doğru bir matematik olsa da. Şimdi bu tür durumlarla ilgili DAX'ta kullanabileceğimiz yardımcı fonksiyon diye gruplayabileceğimiz fonksiyonlar var. Birkaç tanesine bakalım. Bu yardımcı fonksiyonlar özellikle görsellerde hangi seviyedeyiz? Kategori seviyesinde miyiz yoksa total satırında mıyız? Kullanıcı slicerlarda herhangi bir sütun değeri üzerinden seçim yaptı mı? Yaptıysa o seçim bir tane mi birden fazla mı? Gibi durumları yakalamamızı sağlayacak fonksiyonlar bunlar. Benim buradaki amacım şu. Eğer total satırındaysan hiçbir şey yapma demek. ...veya total satırında değilsen... ...biraz önce yazdığımız formülü işlet demek. Kullanabileceğimiz yardımcı fonksiyonlardan bir tanesi şu. Has one value diyelim. Has one value kategori. One filter değil, has one value. Bana bir sütun ver. Sütun... ...kategori tablosundaki, kategoriler tablosundaki kategori sütunu. Bunu da matrise düşürelim. Şimdi her bir kategori için true dönerken total satırı için false dönüyor. Has one value tek bir değeri mi var? Neyin? Verdiğin sütunun. Hayır. Total değeri için bir sürü kategori var. Ama her bir kategori satırı için bir tane kategori var. Dolayısıyla true döndürüyor. Bunu kullanarak biz bu kozmetik durumu düzeltebiliriz. Kategori sıralamasına tekrar geri gelelim. Eğer has one value true'ysa bu işlemi yap. Değilse yapma dememiz lazım. Modifiye edelim bunu. If has one value kategoriler bu true'ysa bu işlemi yap. Değilse blank yazabilirdik ama default zaten blank. Enter. Biri de ortadan kaldırdık. Bu kozmetik durumu da düzeltmiş olduk. Okey. All ve all selected. Orijinal filtre kontekste gördüğümüz veri setini değiştirip hepsine bak. Ya da yapılan seçimlerin üzerinden ne kaldıysa fake tablosuna onların tamamına bak demenin bir yolu. Şu ana kadar yaptığımız örneklerde de bunu bir filter birlikte kullandık veya bizden tablo isteyen rankx gibi başka bir fonksiyonla kullandık. Şimdi her iki fonksiyonunda tablo değil bana sütun da verebilirsin sintaksı vardı. O sintaksları kullanabilmek için bizim calculate'e ihtiyacımız var. Bir sonraki derste calculate'e giriş yapacağız. Bu dersi bitirmeden önce bir best practice örneği daha görelim. Şimdi dikkat ederseniz Metrikler tablomuzda yazdığımız metrik sayısı gittikçe artmaya başlıyor. Daha Time Intelligence'a gelmedik bir sürü örneğimiz olacak. Dolayısıyla bu tablo oldukça kalabalık bir listeyi içerecek. Bu tür durumlarda kullanabileceğimiz best practice display folder. Ne işimize yarayacak? Satışlar bütçe diye bir modelimiz var. Satış metriklerimiz ayrı, bütçe metriklerimiz ayrı satın alma ayrı gibi birden fazla kapsamı içeren modellerde metriklerinizi gene tek bir metrik tablosu altında toplamak best practice şu ana kadar yaptığımız gibi. Ama her bir konuyu, her bir kapsamın metriklerini ayrı bir display folder'da gösterebilirsiniz. Neyi kastediyorum, nasıl yapacağız bunu? Bu dersin konusuna all, all selected diyecek olursak, bu derste yazdığımız metrikleri ayrı bir display folder'a almak istiyorum. Has one value bunlardan biriydi diyorum ki sen all all selected display folder altında gözük. Burada bir all selected diye display folder yarattı. Metriğim de onun altında gözüküyor. Eğer bu veri modelini tanımladığımız ekrandaysanız diğer metrikleri sürükle bırak yöntemiyle bunun altına alabiliriz. Satışlar all yazdık. Buraya getirelim. All selected yazdık. All selected yazdık. Ve rasyoları yazdık. Bir de bunu yazdık. Aynı hareketi rapor görünümündeyken yaptırmıyor maalesef. Bu şekilde display folderları kullanırsak biraz daha sakin, temiz bir metrikler tablomuz olmuş olur.